Kalp damar ve kalp damarlarında yağlanma varmış. Damarlarda yağlanma. Kalp için dünyada en etkili bitki alıç. 90 çeşit alıç yetişiyor. Türkiye'de sadece ikisi tıbbi amaçla kullanılır. Loplu alıç, kertikli alıç. Üçüncü alıç yok. Dünyada 900 çeşit alıç var. Sadece ikisi tıbbi amaçla kullanılır. Almanya'da Profesör Doktor Dieter 2500 kalp damar zafiyeti olan hasta üzerine denemiş. Klinikler yani binlerce hasta var denenmiş. Diğer bir bitki ise Japon poligonumu. Japon poligonumu üzüm çekirdeğinin içermiş olduğu resveratroldan 30 kat daha fazla resveratrol içerir. Nedir resveratrol? Antioksidan, anti-aging. Vücudu temizliyor, arıtıyor, serbest radikalleri yok ediyor. Kanser tedavisinde dahi kullanılıyor. Japon poligonumu, öyle bir ürün daha ürettik. Tabi zencefil olmadan olmaz. Vatandaş öğretmen 22 yaşında aort kapağından dolayı ameliyat olmuş. 15 yıl sonra yani 37 yaşında bu sefer kalbin içindeki kapakçık mitral kalp kapağı yetmezliği başlamış. Ameliyat demiş doktorlar ama bu sefer bypass böyle açacaklar. Makineye bağlayacaklar, ameliyat edecekler. Sonra geri kapatacaklar. Çok riskli bir ameliyat. Çünkü kalbin içinde. Bu sefer aort kapağı gibi kolay bir ameliyat değil. Dedi ki bana, takip ediyorum sizi. Çok iyi geliyormuş ürünleriniz. Ben bir denesem mi? Ameliyata kaç gün var? 6 hafta. Zencefil, alıç vesaire. Bu ürünleri günde 3 defa değil 5 defa kullanabilir misin? Kullan. O zaman bir şansın var dedim. Bilmiyorum. Allah bilir. Ama böyle ağır bir vaka. Mitral kalp kapakçığı yetmezdi. 6 haftada ne yapabiliriz? Anca kullanırsan biliriz. Bir şey diyemeyiz. Yani garanti şöyle bir şey yok. Hiçbir şey yok. 6 haftada 3 defa yerine 5 defa kullanmış, kapsülleri çift çift kullanmış. Ama yine umutsuzca günü gelince doktora gitmiş ameliyat olmak için. Doktoru bir muayene etmiş, ameliyat dönünce Allah Allah hiçbir şey yok demiş sana. Nasıl bir şey yok? Yok. Mitral kalp kapakçı romatizma tetikliyor genellikle. Romatizma kana karışan iltihap, mitral kalp kapakçı yetmesine sebep oluyor. Hiçbir şey yok. Nasıl yok? Yok işte. Güle güle. Hastaneden beni aradı, Allah razı olsun, ameliyattan kurtuldum. Nasıl kurtuldun? Böyle böyle dedi doktor. İyi maşallah. Daha önce çocuğuyla parka gidiyordu. Çocuğu oyun parkında koşsa arkasından yürüyemiyor, yetişemiyor. Bağırıyor, çağırıyor, deliriyor. Nefes alamıyor, koşamıyordu. Şimdi oğluyla beraber koşu yapıyor adam maşallah.